Yay burcu ve yükselen burcu yay alanlar. Mayıs 2023 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz 11 derece boğa burcunda retro Merkür ve Güneş'in bir kavuşumu yaşanacak sizin 6. evinizde. 6. ev konuları bu ay çok fazla ön planda olacak. Bahsedeceğim başka etkiler de devrede olacak. Dolayısıyla önce 6. ev konuları nelerdi onları hatırlatarak başlayalım. 6. ev bizim hizmet ettiğimiz ya da aldığımız kişi ya da kurumlar. Sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet fitness gibi uygulamalar, görev ve sorumluluklarınız, bütün düzeniniz, rutin hayatınız, günlük programınızı yönetme biçiminiz, angarya işleriniz, çalışma hayatınız, çalışma arkadaşlarınızın ve çalışma ortamınızın uğradığı değişiklikler, iş ve iş koşullarındaki değişiklikler, evcil hayvanlarınız ve temizlik alışkanlıklarınız gibi konuları ifade eder. Burada retro Merkür ve Güneş'in kavuşumuyla beraber bütün bu konulara dair geçmişe dair bir haberin alınması, geçmişe dair bir kararın alınması, bir imzanın atılması, bir belgenin alınması, bir eğitimin alınması ya da bir satın almanın yaşanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Tekrar gündeme gelebilir. Eğer yeni bir durumsa, yani hiç gündeminizde olmayan bir konuysa elbette bekletiyoruz. Kesinlikle imza atmıyoruz. Daha sonra değerlendiriyoruz Merkür Retro'da olduğu için. Ama burada özellikle geçmiş temalı konuların tekrar gündeminize taşınacağını gösteriyor. Buradaki Güneş ve Retro Merkür'ün kavuşumu bunu belirtmek istedim. Özellikle geçmişe dayalı bir konuya dair az önce belirtmiş olduğum süreçler yaşanabilir bu kavuşumla beraber. Şimdi bir de Merkür ve Güneş'in kavuşum yaptığı zamanlara dair özel bir süreç var. Buna dair bilgi aktarmak istiyorum. Merkür ve Güneş'in kavuşum yaptığı zamanlar dualar, dilekler, enerji çalışmaları, meditasyon, niyet çalışmaları için çok güzel zamanlardır. Türkiye saatiyle tam kavuşum 2 Mayıs tarihinde 02:27'de gerçekleşecek. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Aklınızda kalması için oradan sonrasına bakıp kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar için varsa bir ritüel vesaire bu tarz çalışmalarınızı değerlendirebilirsiniz. Merkür biliyorsunuz bu dünyadaki aklımız, fikrimiz, öğretilerimiz, ezberlerimizle alakalıdır. Retrodayken aklımızla değil daha çok ruhumuzla hareket ederiz. Ruhumuz ise hem geçmişi hem de geleceği çok iyi bilir. Bu evrenin yasalarının nasıl işlediğini, nasıl çalıştığına son derece hakimdir. Dolayısıyla kararsız kaldığınız konularda ruhunuza danışacağınız çok özel bir zaman dilimidir. Derinleşmek adına, o iç sesinizi dinlemek adına doğru yolu tayin etmek için bu süre zarfını kullanabilirsiniz. Özellikle bir kez daha belirtmiş olalım. Şimdi aynı tarihte 1 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Plüton'un retrosu olacak 3. evinizde Kova burcunda 11 Haziran'a kadar. 11 Haziran sonrasında Oğlak burcunda retrosuna başlayacak. Buradaki Plüton'un retrosuyla beraber 3. ev konuları üzerinden derinleşmek istediğiniz, derinlemesine araştırma yapmak istediğiniz bir konu varsa bu anlamda çok çok güzel çalışır. 3. ev zaten zihnimizi anlatır. Dediğim gibi varsa bir araştırmalarınız bu anlamda çok güzel çalışır. Bir takım sırlara vakıf olabileceğiniz durumları da gösterir. Yani daha önce haberiniz olmadan sizin dışınızda gelişen hiç bilmediğiniz sırları ortaya çıkartabilirsiniz. Olumsuz manada ise bir takım krizler, kaoslar, güç çekişmeleri yaşanabilir. Üçüncü ev konuları nelerdi? Üçüncü ev bizim kardeşlerimiz, komşularımız, kan bağı olan yakın akrabalar, yakın çevre, liseye kadar olan eğitim, kardeş gibi görülen arkadaşlar, iletişim trafiğiniz, başkalarına duyurularınız, aldığınız haberler, iletişim cihazlarınız, trafik, kısa seyahatler, ulaşım araçlarınız, anlaşma ve sözleşmeleriniz, bütün imzalarınız, resmi başvurularınız, satış, pazarlama ve ticari faaliyetler, size verilen sözler, sizin vermiş olduğunuz sözler, kararlar, yazma çizme, basın yayın, almış olduğunuz kısa eğitim ve sertifika programları, seminerler, flört aşamasındaki ilişkiler gibi konuları kapsar. Az önce belirtmiş olduğum gibi olumlu manada derinleşmek, araştırmak, yeni şeyler öğrenmek, sırlara vakıf olmak, gizli kalanları öğrenmek ya da dediğim gibi bir takım olumsuz manada ise krizlere, güç çekişmelere sebep olabilir. Bu çevrelerden tanıştığınız kişilerle özellikle ilişkilerinize dikkat edin. Bütün iletişim dilinize dikkat edin. Bir takım aksaklıklar yaşanabilir. İstenmeyen durumlar, güç çekişmeleri vesaire
vesaire ortaya çıkabilir. Üçüncü, bizim bütün iletişimimizi, hafızamızı, zihnimizi, kararlarımızı, fikirlerimizi anlattığı için dikkatli olmakta yarar var. Tekrar üzerinden geçip düşünerek sözlerimizi sarf etmekte yarar var her anlamda. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçebiliriz. 5 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz 12. evinizde 14 derece Akrep burcunda bir ay tutulması var. Ay tutulmaları çok güçlü çalışır. Dolayısıyla 12. ev konuları üzerinden çok güçlü bir kapanış yaşayacağınız manasına gelir. 12. ev konuları üzerinden sizi yoran, sizi üzen, yolunda gitmeyen, ağır aksak ilerleyen her ne varsa bunu hayatınızdan çıkarıp atacağınızı gösterir. Güney düğümde olacağı için kadersel etkiler de devrede olacak bir şekilde. Kader sizi buna itecek manasına da gelir. Dolayısıyla 12. ev konuları üzerinden bir takım kişileri ya da durumları hayatınızdan çıkartıp atacaksınız. Ya da daha önce başlatmış olduğunuz bir proje varsa bunun artık sonuna geldiğinizi, noktaladığınızı, bitirdiğinizi de anlatabilir. Dediğim gibi her anlamda kadersel etkiler devrede olacak. Zaten 12. ev karmamız anlatıyor. Kadersel bir şekilde hayatınızdan çıkaracaklarınız var. Bunlar kişiler de olabilir, durumlar da olabilir. 12. ev konuları nelerdi? Şimdi tek tek bahsedelim. Zaten artık kendi hayatınızda ne şekilde tezahür edebilir? Buna dair bir fikriniz oluşacaktır. 12. ev kendi başımıza üzerinde çalıştığımız projeler, tez yazmak gibi bir konuda kendimizi eğittiğimiz ve hazırladığımız süreçler, yaratıcılık ve ilham gerektiren sanatsal faaliyetler, dua, meditasyon, enerji çalışmaları gibi kendi intiba alanlarımızda yaptığımız ve maneviyatımızı ilgilendiren ritüeller, ibadetler, bütün inandıklarımız ve yaşadıklarımızı sorguladığımız, o zamana kadarki süreçlerle ilgili ders çıkardığımız zamanlar, bilinçaltı kayıtlarımız, geçmişimize özlem, geçmişte yüzleşmeler, karmamız, kontrol dışı gelişen kayıplar, kaderde olanın tecelli etmesi, gizli kapaklı ilişkiler, yasak aşk, platonik aşk, eşin sağlığı, eşin işiyle ilgili konular, yurt dışı, uzaklarda bulunan kişiler, uzaktan erişimle öğrenim ya da ticaret gibi yapılan işler, gizli düşmanlar, gizlenenlerin ortaya çıkması, ruhsal sorunlar ve ruhsal sorunlarla ilgili tedaviler, hastaneler ve genel sağlık sorunları, hapishaneler ve yaratılan kötü karmanın infazı, hamilelik ve doğumla ilgili süreçler gibi konuları kapsar. Şimdi az önce belirtmiş olduğum gibi bunlara dair bir kapanış yaşayacaksınız. Ay tutulmaları dedik ki güçlü çalışır, biraz da gergin olur. Biraz gerileceğiz bu ay tutulmasında. Görmüş olduğunuz gibi karşıt gezegenler var, kare açılar var vesaire, hepimiz için gergin olacak elbette. Ama dediğim gibi kadersel gelişen çok güçlü bir kapanışı anlatacak. Sizin de bu bahsettiğim konu başlıkları üzerinden yaşanacak diyebiliriz. Evet, şimdi geçelim 7 Mayıs tarihine. 7 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Venüs sizin 8. evinizde transitine başlayacak. 5 Haziran 2023 tarihine kadar buradaki seyahatine devam edecek. 8. ev konuları üzerinden size destekler sağlayacak. 8. ev konuları üzerinden varsa koşturmacalarınız bunları daha hızlı, daha rahat, daha konforlu bir şekilde halletmenize olanak sağlayacak. Varsa anlaşmazlıklarınız bunlara dair anlaşma sağlanabilir. Ortak paydada buluşulabilir. Maddi anlamda size destekler gelebilir. Bu anlamda hani Venüs parayı temsil ettiği için özellikle çok önemli destekler bulabilirsiniz. Şimdi 8. ev konuları nelerdi? Bunlardan bahsedelim. 8. ev aile ya da eş üzerinden miras ya da nafaka yoluyla kendi kazançlarımız dışında gelen paralar. Ortaklık üzerinden kazanmış olduğunuz paralar. Bankadan ya da başkalarından almış olduğunuz kredi ve borçlar. Sigorta ve vergilerle ilgili konular. Cerrahi müdahale gerektiren sağlık sorunlarımız. Cinsel deneyimler, hamilelik süreçleri, katıldığınız müsabakalar, yaşadığınız takıntı, kaos ve kriz içeren problemler, ikili ilişkiler üzerinden yapılan hataların faturası, ayrılık ve ayrılık acısı, gizli saklı konular, derin araştırmalar, aldatılmaların ortaya çıkması, ölüm ve ölüm ötesi konuları araştırma ya da en olumsuz manada deneyimleme gibi süreçleri gösterir. Bunun dışında 8. ev küllerimizden doğduğumuz, hayatımıza reset attığımız, çok önemli değişim ve dönüşüm yaşadığımız zamanları gösterir. Astrolojide Anka kuşunun hikayesinin geçtiği yerdir. Burası başkalarının yardımı olmadan içinden çıkamadığımız zorlu meselelerle ilgili olduğu için astroloji ya da psikolojik yardım aldığımız zamanlardır.
zamanları da gösterebilir. Venüs burada daha çok olumlu yönlerini çalıştıracaktır. Bütün bu bahsetmiş olduğum konulara dair daha çok destek bulabileceğiniz, çözüm yaratabileceğiniz, o değişim ve dönüşüm süreçlerine dair girişimlerde bulunabileceğiniz olumlu yönlerini tetikleyecektir burada. Özellikle psikolojik problemleriniz varsa bunları gidermek adına ya da maddi problemler yaşıyorsanız borçlarınızı yapılandırmak, işte ya da miras üzerinden sorunlar yaşıyorsanız bunları halletmek ya da sağlık problemleriniz varsa bunları gidermek adına daha çok olumlu yönünü çalıştıracaktır. Size destek olacaktır. Hem maddi anlamda hem de anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması adına hem de alacağınız o fikirler, danışmanlık vesaire bunların size sağladığı faydalar anlamında size destekler sağlayacaktır. Ya da hayatınızda bir böyle reset atmak, dönüşüm başlatmak istiyorsanız çok güzel çalışabilir. Burada hani o desteği bulabilirsiniz maddi anlamda. Ya da kadınlar size destek olabilir. Bunu da gösterebilir. Gibi artık hani sizin üzerinize göre şekillenecektir yine diyebiliriz. Bu konular üzerinden yine olumlu süreçleri tetikleyebilecek bir transfer diyebiliriz. Geçelim 16 Mayıs tarihine. 16 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Jüpiter sizin 6. evinizde transitine başlayacak. 25 Mayıs 2024 tarihine kadar burada kalacak. Çok çok önemli. Jüpiter biliyorsunuz şans, bolluk, bereket gezegenidir. Bulunduğu evi büyütür, genişletir. 12 yıl sonra aynı konuma gelir. Dolayısıyla burada çok özel şanslar, fırsatlar yakalayacaksınız. Jüpiter'in bu geçişi farklı olacak. Burada Kuzey Ay düğümü ve Uranüs de olacak. O yüzden çok çok önemli. Buna dair çok detaylı bir video çektim. Herkes için videolar şu an kanalımda yayında. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Hatta o videoda burada gezegenleriniz, işte düğümleriniz varsa, asteroidleriniz varsa, önemli asteroidleriniz varsa, Jüpiter'in bu kavuşumla, yapacağı kavuşumlarla beraber ne gibi şanslar elde edebilirsiniz. Bunlara dair de çok geniş bilgiler var. Mutlaka dediğim gibi izlemeyen arkadaşlarımız varsa izlemeye çalışsınlar. 15 Mayıs tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür'ün ileri hareketi başlayacak. Dolayısıyla kararlarınız, imzalarınız, satın almalarınız, eğitimle alakalı süreçler, başvurularınız vesaire gibi durumlar varsa hayatınızda bu tarih sonrasını kullanabilirsiniz. 19 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Boğa burcunda 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Çok çok önemli. 6. ev konuları üzerinden hayatınıza giren yepyeni bir durum var anlamına gelecek. Burada özellikle Jüpiter'in transitinden sonra olması, bu yeni ayın Jüpiter'in burada size sunacağı şanslar, fırsatlar için bir kapı aralanacağını da gösterebilir. Bu manada size neler yaşatabilir, bunlarla ilgili o ilk ipucu, o işaret fişeğinin gelmesi gibi durumu ortaya çıkartabilir. Bu anlamda bir yeni gelişmeyi tetikleyebilir. O yüzden çok çok önemli. Her neye giriyorsa hayatınıza, her hani bu yenilik ne şekilde yaşanırsa yaşansın, umarım çok güzel gelişmelerin tetiklenince çok güzel bir duruma vesile olur. Umarım en güzel şekilde hayrınıza güzel gelişmelere vesile olur. Evet, geçelim bir sonraki etkiye. 20 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Mars sizin 9. evinizde ilerlemeye başlayacak. Size üçgen açılar gönderecek. Sizde bir ateş grubu olduğunuz için Mars'ın buradaki transiti size daha uyumlu açılar gönderecek diyebiliriz. O yüzden çok çok önemli. Şimdi 9. ev konuları nelerdi? Bunlardan bahsedelim. 9. ev bizim inançlarımız, dini konular, bunlarla ilgili yapılan ibadet ve ziyaretler, felsefik konular, anlam arayışlarımız, farkındalıklarımız, yüksek idealler, kader ve alın yazı, ilahi yasaların bize davranış şekli, üniversite, yüksek öğretim ve sınavlar, akademik çevrelerden tanıştığımız kişiler, her türlü akademik konular, mesleki eğitimler, uzak akrabalar, uzun seyahatler, uzaklarda bulunan kişiler, uzaklarla olan iletişim, yabancı kültürler, yabancı dil öğrenmek, yabancılarla ilgili yapılan işler ve anlaşmalar, dış ticaret, uluslararası hukuk, mahkemeler, davalar, hak araçlarımız, basın yayın, sosyal medya, eşin akrabaları, torunlar, ikinci evlilik, üçüncü çocuk gibi konuları kapsar. Bütün bu konu başlıkları üzerinden hızlı gelişmeleriniz yaşanacak. Burada başlatmış olduğunuz projeleriniz varsa ivme kazanacaktır. Yani yükselişe geçecektir manasına gelir. Girişimde bulunmak istiyorsanız da o başlangıcı yapmak adına çok güzel bir süreci gösterir. 9. ev konuları üzerinden kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz, motivasyonunuzun artacağı,
buradaki varsa yapmak istediğiniz her ne varsa bunları hızlı bir şekilde yapabileceğinizi gösterir. Dolayısıyla 9. ev konuları üzerinden atmak istediğiniz adımlar, girişimleriniz, herhangi bir konu varsa çok rahat bir şekilde o yüksek motivasyonu, gücü de kendinize bularak halledebileceğiniz manasına gelir. Az önce belirtmiş olduğum gibi 20 Mayıs'ta başlayacak. Bu transit 10 Mayıs'a kadar, 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sadece dikkat etmeniz gereken şu: Mars biliyorsunuz bulunduğu evle alakalı olarak hızlı gelişmeleri anlatır. Biraz da Mars böyle düşünmeden hareket etmeyi, agresyonu ve kavgaları da tetikleyebilir. Bunlara karşı çok çok dikkatli olmanızda yarar var. Neden derseniz, görmüş olduğunuz gibi Plüton'la karşıt açısı var. Tam karşıtlığın gerçekleştiği tarih de 21 Mayıs 2023 tarihi olacak. Dolayısıyla burada güç çekişmelerinden, tartışmalardan çok uzak durmaya çalışın. Kaoslara ve krizlere sebep olabilir. Bir takım engelleri çıkartabilir önünüzde. Özellikle görmüş olduğunuz Jüpiter'le karesi de olacak, karesi de oluşacak. Dolayısıyla sakin kalarak, diplomasi kanallarınızı kullanarak, aklı başında, eline boyuna düşünerek hareket ederseniz problem yaşamazsınız. Zaten şöyle söyleyeyim ben size, bu karşıtlığın etkisi 20 Mayıs tarihinden itibaren alırsak Haziran'ın da ilk haftasında da olacak. Yaklaşık 15 günlük bir süreç diyebiliriz. Haziran'ın ilk haftasına kadar bu 20 Mayıs tarihinden itibaren agresyondan, acele kararlardan, tartışmalardan uzak duralım, bir kez daha belirtmiş olalım. Evet, umarım her ne yaşarsanız yaşayın, sizin hayrınıza gelişebilecek çok güzel olayların hayatınıza girdiği çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.